Ters Laplace dönüşümü örnek soru 8. Bu videomuzda ters Laplace dönüşümüne bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A şıkkı. E üzeri eksi 4s'in ters Laplace dönüşümü sorulmuş. Öncelikle bununla ilgili bilmemiz gereken kuralı hatırlayalım. Dirac delta fonksiyonunun Laplace dönüşümü E üzeri eksi as çıkar. A çıkartılmışsa e üzeri eksi as olur. Burada da e üzeri eksi 4s görmekteyiz. Sadece e üzeri eksi as gibi ifadelerin ters Laplace dönüşümü bizi Dirac delta fonksiyonuna götürür. Bunun cevabı Dirac delta t eksi 4 olacaktır. B şıkkına geldik. E üzeri eksi 3s bölü s'in ters Laplace dönüşümü sorulmuş. Eğer ki şuradaki s olmasaydı, bunun sonucu da Dirac delta fonksiyonu çıkardı. Ama aşağıda bir s var. Bununla ilgili bilmemiz gereken kuralı hatırlayalım. Basamak fonksiyonunun Laplace dönüşümünü hatırlamamız gerekiyor burada. Ut eksi a. Bunun diğer bir yazımı daha vardır. Onu da yapalım. U t eksi a yerine u a t de yazılabilmektedir. Bunun Laplace dönüşümü e üzeri eksi a s bölü s'dir. Tam olarak da bu içeride gördüğümüz bir basamak fonksiyonunun Laplace dönüşüm sonucu. O yüzden bunun ters Laplace dönüşümü bizi basamak fonksiyonuna götürecek. U t eksi 3 tür bunun sonucu veya u 3 t de yazabiliriz. Bazı hocalar bunu sever, bazıları bunu sever. C şıkkına geldik. E üzeri eksi 7 s çarpı 1 bölü s eksi 4'ün ters Laplace dönüşümü. Alt tarafında yalnız başına s olsaydı e üzeri eksi 7 s'in bizi basamak fonksiyonuna götürecekti. Yalnız başına sadece e üzeri eksi as olsaydı Dirac delta'ya götürecekti. Fakat yanında bir fonksiyon var. Şimdi bununla ilgili bilmemiz gereken kuralı hatırlayalım. E üzeri eksi as çarpı yanında bir fs yani bir s'li fonksiyon varsa bunun ters Laplace kuralı üzerinden anlatacağım bunu. E üzeri eksi as buralarda Laplace dönüşüm kuralını vermiştim de onun üzerinden anlatmak bunu çok sağlıklı değil. Direkt ters Laplace kuralı olarak bilmeliyiz bunu. E üzeri eksi as geriye uat olarak döner. Ut eksi a diyelim. Basamak fonksiyonu. Bu şunun dönüşü. Çarpı bu yanındakinin Laplace dönüşümü ters Laplace dönüşümü ne veriyorsa ft gibi bir fonksiyon çıkartır. Fakat bu fonksiyonda da öncelikle yanındakinin yalnız başına olsaydı Laplace dönüşüm sonucunu, ters Laplace dönüşüm sonucunu bulacağız. En son onun içine yanında e üzeri eksi as bulunduğu için t eksi a yazacağız. Bizi en çok zorlayan ters Laplace sorularından birisidir. Şimdi burada e üzeri eksi 7s var. Bundan dolayı u t eksi 7'yi direkt yazdık. Çarpı şu yanındakinin yalnız başına olsaydı geriye dönüşü bu sayı bölü birinci derece. Bununla ilgili kuralı da şuraya bir hatırlayalım. E üzeri at'nin Laplace dönüşümü 1 bölü s eksi a verir. Burada da 1 bölü s eksi 4 gördüğümüze göre bu e üzeri 4t'den gelmiştir. Bunu yalnız başına olsaydı ters Laplace'ın içinde geriye nasıl dönerdisini bulduk. Sonra bunun içine t gördüğümüz yere t eksi 7 yazacağız. E üzeri 4
t-7. S'li bir fonksiyonun yanında e üzeri eksi as bulunursa ters Laplace dönüşümü bu şekilde alınır. Cevabımız şudur. D şıkkına gelelim. D şıkkında da yine aynı kural. E üzeri eksi 2s çarpı 1 bölü s kare artı 49'un ters Laplace dönüşümü sorulmuş. E üzeri eksi 2s'ten dolayı şuraya yazalım sonucu. U t eksi 2 çarpı bu sadece yalnız başına olsaydı ve bunun ters Laplace dönüşümü sorulsaydı bu sinüs 7t bölü 7 olurdu. Bununla ilgili bilmemiz gereken kuralı da şöyle bir yere sıkıştıralım. Sinüs at'nin Laplace dönüşümü a bölü s kare artı a karedir. Burada s kare artı 49'u gördüm. Yukarısı da sayı olduğundan dolayı bunu sinüsün Laplace dönüşümü olduğunu anladım. O yüzden de geriye sinüsü olarak çevirdim. Fakat yukarıda şurada neyin karesi alındıysa onun karekökü burada bulunması lazım. 7 o yok. O yüzden sin 7t bölü 7 oldu. Fakat onu bu ut eksi 2'nin yanında yazarken t yerine t eksi 2 yazmalıyız. Sin 7 çarpı t eksi 2 burasının tamamı sinüsün içi bölü 7. Yani şunu bir adım daha götürürsek u t eksi 2 şunu da çarparsak sinüs 7 t eksi 14 bölü 7. Bir ters Laplace sorusunda içeride e üzeri bir şey varsa, onun yanında da s'li bir şey varsa bilmemiz gereken ters Laplace dönüşüm kuralı budur ve en önemli ters Laplace dönüşüm kurallarımızdan birisidir. Şimdi bununla ilgili iki örneğimiz daha var. E ve f şıkları. E şıkkına gelelim. E üzeri eksi ps çarpı s bölü s kare artı 4. Burada e üzeri eksi ps bulunduğu için bundan dolayı u t eksi p çarpı yanındaki yalnız başına olsaydı içeride kosinüsün kuralı da bir hatırlayalım. Kosinüs at s bölü s kare artı a karedir. Burada da s bölü s kare artı 4 görüyoruz. Yani bunun yalnız başına olsaydı ters Laplace dönüşüm sorucu kosinüs 2t olurdu. Biz buradaki t yerine onu buraya yazarken t eksi pi koyacağız. Kosinüs 2 çarpı t eksi pi. Sorumuzun bunun ters Laplace dönüşümü budur. Geldik F şıkkımıza. E üzeri eksi 3S artı 1 çarpı 1 bölü S üzeri 4'ün ters Laplace dönüşümü sorulmuş. Öncelikle burada başka bir sorunumuz daha var. Artı 1. Şuradaki E üzeri eksi AS ifadesinde fazlalıklardan ilk olarak kurtulmalıyız. Buradaki 1'den. Şunu şu tarafa geçiriyorum. E üzeri eksi 3s çarpı e üzeri 1 diye ayırdık. E sabit sayıdır. Onu da Laplace'ın dışarısına attım. Ters Laplace'ın dışarısına. E üzeri eksi 3s. Tam kural formatına getiriyorum. E üzeri eksi as'li ifadeyi. Çarpı 1 bölü s üzeri 4. E çarpı e zaten var. E üzeri eksi 3s'ten dolayı u t eksi 3 çarpı 1 bölü s üzeri 4 bu da t üzeri n'in Laplace dönüşümünden elde edilen bir şeydir. N faktöriyel bölü s üzeri n artı 1.
Burada S üzeri 4 olduğuna göre burada N yerine 3 gelmiştir. Yani tek küpten oluşmuştur bu. Bu yalnız başına olsaydı içeride tek küpten oluşmuş bir şeydi. Fakat yukarıda 3 faktöriyel bulunması lazım. Yani 6 fakat yok. O yüzden 6'ya böldüm. Fakat yanında E üzeri eksi 3S olduğu için şimdi buraya yazarken buradaki T yerine T eksi 3 yazacağız. T eksi 3 üzeri 3 bölü 6 bu ifademizin ters Laplace dönüşümüdür. En önemli ters Laplace dönüşüm kurallarımızdan birisidir bu. Efes yani S'ye bağlı bir fonksiyonun yanında E üzeri eksi AS varsa bu basamak fonksiyonuyla bu yandakinin ters Laplace dönüşümünün içine T eksi A konulmuş fonksiyonunun çarpımına eşittir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.